Değerli izleyenler, yıldırım gibi bir gün, çok sıcak bir gündem. Başkomutan Aliyev 30 yıldır barıtan bir gelmenizi talep etmedim. Ne işiniz var burada dedi. Resmen bunu söyledi. Ve dedi ki kameralar şimdi kayıtta. Kameralar varken diyeceğinizi deyin. Sizinle özel görüşecek bir şeyim yok. Eğer kameralara konuşmayacaksanız çekin gidin dedi. Hepsinin yüzlerindeki ifade onların kimlere çalıştığını, onların Ermenistan'a çalıştığını belli etti. Ayrıca Hankendi üzerinde yoğun siyah uçuşlarımız var. Hocavent ve Hankendi arasındaki yolu Azerbaycan ordusu tuttu. Gelen bilgiler, Ermeni kaynaklarından gelen bilgilerde morallerini güçlü tutmaya çalışıyorlar. Hadrut'taki iki köyün Rus barış gücü kontrolüne girdiğini söylediler. Bunu teyit edemedim. Bir Ermeni propagandası olabilir ama şu var, Ermeniler Hadrut'a tutunmak adına Hadrut'taki birkaç köyün Rus barış gücü dedikleri işgal gücünü çekmek adına bir provokasyonu danışıklı dövüşlü yapmış olabilirler. Azerbaycan ordusu da bölgeye intikal etti. Ben sanmıyorum ki Azerbaycan ordusunun bunları onlara bırakacağını. SİHA'larımız havada, merak etmeyin, Türkiye yapımı SİHA'lar geliştirilmiş özellikleriyle sahada. Eğer Ruslar bir yanlışlık yaparsalar oradaki askerleri boyunlarıyla yukarıya baksınlar. Evet, Türkiye'nin verdiği SİHA'lar özellikle Azerbaycan ordusuna ait şu anda özellikle orada. Bir kez daha ifade ediyorum. Ermeni kaynakları şimdi Rus barış gücünün yani Rus işgal gücünün Hadrut'un o iki köyüne girdiğini belirtti. Bununla ilgili kesin bilgi yok çünkü Azerbaycan ordusu Hadrut'un ekseninde yatay bir şekilde yüzeyen bir operasyon yürütüyor. Ayrıca Hocavent ve Hankendi arasındaki yolu kestik ve dahası da var. Hankendi üzerinde SİHA'lar uçuyor. Heyecanlandım. Sizlere ne dedim? Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Aliyev'in, Başkumandanımız Aliyev'in beraber namaz kıldıklarını, bunun sadece bir şükür namazı değil, bir fetih duası da olduğunu belirtmiştim. Ne güzel bir kareydi, tüylerimi diken diken eden bir kareydi, şükür içindeydi iki güzel lider. Evet, ordular hazır, çakı gibi, savaştan yeni çıkmış, daha da paklanmış. Yani askerimizin düşman karşısındaki mevcudiyeti ve kudreti çok büyük. Ama şu husus var ki, iki ülke yeksan bir ve beraber. Çok mu kıskanan var? Var. Özellikle Zafer Geçidi'nden sonra bakın Karabağ bir anda kızıştı. Ama Aliyev'in morali gayet yerinde. Başkumandan her şeyi planlamış. Evet, ben karşılamada belli sistemlerim olsa da biliyorsunuz ben açık sözlüyüm. Ama Sayın Aliyev'in gerçekten stratejisi sonradan anlaşılıyor. Ve bir kez daha hem önemli bir durumda ve şu anda Hankendi üzerine yürülürse önemli bir strateji gerçekleştirmiş olacak. Belli eleştirilerinde önü açılmış olacak. Evet, Güney Azerbaycan'dan şehir ışıkları var. Tam net görünmüyor. Gelen sloganlar var. Azerbaycan büyüktür. İstemeyen kahrolsun diye İran rejimini hedef alıyor. Oradaki kardeşlerimiz milyonlarca insan şehirden tek bir sesle bu güzel kareleri getiriyorlar. Ve şunu belirtmek istiyorum. Çok kırılgan bir yerdeyiz. Rusya diyor ki ateşkes ihlal oldu. Rusya'nın hamlesi ne olacak demeden ordumuz operasyona başladı. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir provokasyon var. Bu provokasyonda özellikle Hadrut ekseninde ve belli yerlerde Ermenilerin bayrak dikme hareketleri var. Buna karşılık büyük bir direnç oldu bizden ve Ermeni askerlerine karşı hızlı bir reaksiyon gösterdik. Gelen bilgileri tekrar söylüyorum. Hankendi ve Hocavent arası şu anda bağlantı yolu kesildi. İkmal yolu kesildi. SİHA'larımız yukarıdan güvenliğimiz için, birliklerimizin güvenliği için havada. Rusların şu anda çekildiğine dair de haber var. Ermeni kaynaklarına bakarsak veya Ermeni yanlısı kaynaklara bakarsak Rusların barış gücü adı altında, Rusları biz işgalci olarak görüyoruz. Barış gücü adı altında iki köye yerleştiği söyleniyor. Ama SİHA'larımız havada, verilen emir ve komuta bellidir. Rusların burada çekilmesi kendi faydalarınadır. Türk askeri ve Azerbaycan askeri kararlıdır.
Türk askeri de geldiği zaman bu gözlemi ve bu barışı denetleyecektir. Ama önemli olan iki liderin Dağlık Karabağ'daki işin bitmediğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iş daha bitmedi derken ne demek istediğini daha da ortadadır. Önemli bir dönemeçten geçiyoruz ve Sayın Aliyev'in zaten Minsk grubunu artık sonuna kadar sildiğini ve hiçbir şey ifade etmediğini yüzlerine bile bakmadan ifade ederek gerçekten Minsk grubu başkanından, yani bundan daha önceki başkanlarından da gerekli şekilde cevaplarını vermiştir. Oralarda bu görevlerle maaşlarınızı alıp keyif çatmayın. Sizin ne olduğunuzu biliyoruz. 30 sene bizi az çektirmediniz diyerekten mor artmıştır. Minsk grubu başkanının söz alırkenki hali içler acısıdır. Mosmor olmuştur. Evet, mosmor olmuştur. Evet, Minsk grubu artık göbek büyütmek, etli yemekler yemek ve ziyafetler çekmek lüksünü kaybedecektir. Yakında da lav olacaktır. Üzüntüleri bundandır. Yüksek maaşlardan da olacaklardır. İşin garip tarafı, Minsk grubunun maaşını muhtemelen Azerbaycan ve Ermenistan'a ödetmişlerdir. Bunların göbeklerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin de vergileri vardır. Böyle bir şeyin gereksiz olduğu ortaya çıkmıştır. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu göbek büyüten Minsk grubu üyesi, Minsk üçlüsünü artık tarihin derinliklerine yollamışlardır. Sayın Aliyev de buna gereken dersi vermiştir. Evet, Rusları uyarıyoruz. Rusları şiddetle uyarıyoruz. Bakınız, burayı hiçbir yere benzetmeyin. Burası bir Türk coğrafyası ve iki ordu dirildi. Turan ordusu orada. Orada 3-5 tane çetlik için karşımıza çıkmayın. Karşımıza çıkarsanız canınız yanar. Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan'la savaşma lüksü yok. Türkiye ve Azerbaycan'ı karşısına alan Rusya'nın NATO'nun yemi olacağını bilin. Türkiye ve Azerbaycan'la savaşan Rusya'nın bütün bölgeleri bölünür. Rusya bir yıla kalmadan dağılır. Bu da Rusya'nın işine gelmez. SİHA'larımızın önünden çekilin. Hankendi üzerinde uçan SİHA'larımız inşallah Hankendi'ye girişimizin de teminatı sayılacaktır. Ermenilerin orayı yönetecek ne kapasiteleri ne de durumları vardır. Ermenilerin sadece o bölgelerde terör ihraç etme ve dağlarda ve çeşitli bölgelerde terörist faaliyetlerde bulunma durumları vardır. Türkiye ve Azerbaycan bu duruma izin vermeyecektir. Önemli bir atılım dönemindeyiz. Evet, Minsk grubunun tarihe gömülmesi ve operasyon için ön hazırlıkların yapılması ve ateşkes ihlalinde Ermenilere en şiddetli şekilde cevap verilmesi, kötü hava koşullarına rağmen kahraman askerlerimizin hiçbir yere engel teşkil etmeden hızlıca hareket etmesi gurur vesilesidir. Cephede sıcak dakikalar var. Özellikle Azerbaycan'da internet kesilir mi bilmiyorum ama Azerbaycan ordusu bu operasyonu genişleteceğe benziliyor. Hocalı rüyalarımızı süslüyor. Hankendi rüyalarımızı süslüyor. Bakıp göreceğiz. Gelişmeleri siz gibi ben de heyecanla takip ediyorum. Artık Azerbaycan ordusu durmamalıdır. Ermenilerin orada hiçbir kuvveti ve askeri kalmamalıdır. Bu olay bahane edilerek Hankendi kontrol altına alınmalıdır. Hocalı kontrol altına alınmalıdır. Bakalım gelişmeler ne gösterecek. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp lütfen kardeşlerinize paylaşmayı unutmayın. Sesimizi tüm dünyaya duyuralım. Görüşmek üzere.